kadar kısa bir süre değil. Açıkçası anladığım kadarıyla söylediklerinin aslında uzun zamandır çalışıyorlardı ve daha da çalışıyor olacaklar. Evet, kesinlikle. Ama ben İngiltere'den çok ümitliydim başından beri. Evet, söylüyorum. İngiltere'de de bu konuda evet gelişmeler olacağını çok bekliyordum açıkçası. Hatlar çok İngiltere astroloji haritası üzerinden geçiyordu. Coğrafi astroloji haritası çalıştığımız zaman. Ben hala oradan ümitliyim. Hatta bu 2 Eylül'deki Dolunay, şifa Dolunayı olarak nitelendirdiğimiz, İngiltere için çıkarttığımızda tam böyle Londra için ufuk düzlemi üzerine denk düşüyor. Dolayısıyla oralarda ilginç gelişmeler bekliyorum. Yani İngilizler için de en azından bir beyanda bulunmak manasında 2 Eylül civarı bence enteresan. Çok fazla vakit kalmadı. Evet. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu da gerçekten önümüzde göreceğimiz şeylerden bir tanesi ama dediğim gibi Kova Burcu zamanı dediğimiz bir sürece giriyoruz. Bu Rusya'yı çok ilgilendiriyor. Yani bütün diğer ülkelerden veya etrafındaki diğer ülkelerden daha fazla Rusya'yı çok ilgilendiriyor. Rusya'ya avantaj sağlayacak bir dönem. Yani şunu mu anlamalıyız Öner burada? Önümüzdeki dönemlerde, önümüzdeki yıllarda Rusya tekrar dünya politik arenasındaki güçlü aktörlerden biri mi olacak? Bu pozisyonu mu alıyor? Evet. Aynen böyle düşünüyorum. Ve Vladimir Putin'in Rusya astroloji haritasına çok sıkı bir bağı var. Yani hani bir lider belki başka bir ülkede olsaydı bu kadar majör ön plana çıkan bir lider olmazdı dediğim liderlerden bir tanesi Vladimir Putin. Rusya için bir nevi biçilmiş kaptan diyebileceğimiz bir yapıya sahip. Yani bir yönetici falanca şirkette iyidir, filanca şirkete transfer eder, o kadar iyi olmaz. Biz buna sinastri diyoruz, karşılaştırmalı harita. Hatta bileşik haritalar var, kompozit dediğimiz bileşik haritalar. Bir ülke, bir lider, bir kurum, bir çalışan haritalarını karşılaştırarak elde edilen bir sistem. Ve bu sistem içerisinde Rusya ve Putin haritalarının bileşkesi çok kuvvetli. Dolayısıyla Putin'in buradaki hizmeti henüz bence devam ediyor olacak. Önümüzdeki günlerde daha da belirginleşecek ve birkaç yıllık süreçte de hala sahnede olmaya devam edeceğini sanıyorum. Peki şöyle bir şey mümkün mü? Şimdi ülkeler geneline baktığımız zaman Rusya dedik, İngiltere dedik aşı konusunda. Amerika, Trump işte bu konularda da açıklamalar yapmaya başladı. Çin dedin. Farklı coğrafyalardan, farklı ülkelerden farklı aşıların çıkması mümkün mü? Olabilir. Özellikle kişiye özgü şeyleri keşfeden daha öne geçecek. Hani burada diyorum ya, sana başka, bana başka bir uygulama tarzında. Zaten genel anlamda tıpla ilgili konularda, tekrar söylüyorum, bu konuda uzman değilim, tahminim. Sadece bu konu değil, başka buna benzer konularda da çok kişi özel tedaviler üzerinden gidileceği bir döngüye giriyoruz. Aralık ayından sonra çok daha fazla. Ve bu önümüzdeki 20 yılı kapsıyor. Tabii burada Rusya ve Çin ekonomik anlamda da daha fazla güçlenirken İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yani ekonomik gücü Amerika Birleşik Devletleri'nin aşağıya doğru gitmeye başlıyor. Resesyondan zaten bahsediliyor, konuşuluyor. Bunun artması İngiltere'de de ne yazık ki işsizliğin özellikle sonbahar aylarında artması gibi temalar önlerinde var. Tabii ki ekonomik güçle çok alakalı bütün bunlar. Evet. Yapılan bütün bu yatırımlar böyle bir döngüye gidiyoruz. O zaman şunu da söyleyebiliriz Öner diye düşünüyorum. Söylediklerinden 2020-2021'e geçiş aynı zamanda işte uzay çağı, sezgilerin, farklı tıbbi yaklaşımların çıktığı bir çağ değil. Aynı zamanda dünya politikasındaki güçlerin de değişti. Hani bizim şimdiye kadar gördüğümüz güçler, işte Amerika, evet, İngiltere, Almanya'yı konuşmadık. Şu anda bugün konuşmayacağız. Daha sonraki günlerde konuşacağız ama onlar değişip yeni aktörlerin bir şekilde sahneye çıkacak. Devreye gireceği zaman. Evet. Evet. Yani süper güç dengeleri değişiyor. Ben gene böyle örtüyü kamufle etmek için kalkıp izleyenler. Evet, kusura bakmasınlar. Vallahi ben böyle gerçekten bir taraftan üzülüyorum. Ben kamufle etme. Düzelt istersen. Burada tamam.
Peki ya böyle artık Karnı suyumu içiyorum. Yani gerçekten enteresan oldu. Neyse artık tuttuğu kadar daha doğal. Tutmadığı kadar diyeyim. Dolayısıyla yani ellemiyorum. Çünkü gerçekten şöyle yapayım manzaramı biraz daha kaydırayım, değiştireyim. Şimdi bu süper güç dengelerinin çok değiştiği bir zaman dilimi ve önümüzdeki dönemde bence artık yani o çıtayı gösterecek ülkeler değişecek. Şimdi ben çok kısa bir şey 2009 yılında yaptığım bir kitaptan okumak istiyorum. Lütfen. Nasıl bir döneme gidiyoruz? Bu manada bence gerçekten iyi bir tespitti. Şimdi tam onu güç dengeleri değişiyor diye bir yorumum var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri için bu kitabın içerisinde. Ve eğer hızlı bir şekilde bulabilirsem, bu arada İspanyol gribiyle benzerlikler falan filan bunları şey yaptık. Köklü imparatorlukların çatırdadığı zamanlar olduğunu, Satürn ve Plüton kavuşumlarının döngülerinde dünyada güç dengelerinin çok değiştiğini görüyoruz. Özellikle burada süper güç dengelerinin çok değiştiğini görüyoruz. Ve hemen bahsedeceğim ama hızlı bir şekilde bulamıyorum. Olmazsa bırakacağım. Bu dönemle ilgili bir iki şey okuyacaktım. Gerçekten de bu astrolojinin nasıl çalıştığını bize anlatacak şeyler olacak. İstersen sen ararken ben bir iki bilgi vereyim istersen. Çünkü tabii ki çok iyi olur. Şey söyleyeceğini hissediyorum. Şimdi baktığım zaman ben gene Bill Gates'in o konuşmasına geri döneceğim. Çünkü bu konuşma bana manidar geldi. Ben biraz da tabii araştırmacı, gazeteci olarak komplo teorileriyle de ilgili bir haberciyim. Bill Gates o konuşmada aynı zamanda işte 1918 İspanyol gribinden bahsederken 30 milyon kişinin işte öldüğü satellite haritaları, telefonlar, onlarla ilgili bilgiler verdi ve özellikle konuşmada teknolojinin tıpla birleştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Çok doğru. Şimdi, evet, Bill Gates'e baktığımız zaman zaten teknolojideki teknolojik konulardaki önemli bir isim. Şimdi sağlık sektörüne doğru da adım atıyor aşı ile ilgili. Zaten evet. Vakfı sayesinde Afrika ülkelerinde bir takım orada araştırmaları var, yatırımları var. Hepsini bir araya getirdiğimiz zaman aslında bu konuşma gene söylediğiniz gibi subliminal olarak birçok mesajı sembolik olarak bize veriyor. Buldun evet. Mu? Fark ediyorum. Buldun galiba. Evet, buldum. Yani aslında işte tam bu sembolleri okuyor. Evet. Şimdi bakın, Why History Repeats kitabının yazarı Teresa McDevitt, Plüton'un Oğlak Burcu'ndan geçişini deneyimliyoruz. Plüton'un Oğlak Burcu'ndaki yerleşimini onun yöneticisi Satürn gezegenine dayanarak şöyle açıklamış. Oğlak Burcu'nun yöneticisi Satürn, insanlar da dahil olmak üzere dünyanın değerli kaynaklarının kişisel güç ve maddi kazanç uğruna sorumsuzca kullanılması durumunda yüksek bedel ödememesi gerektirir demiş. Yani gerçekten biz bu sorumsuzluğumuzun da bir bedelini ödüyoruz. Ve ben demişim ki Yeni Dünya Düzeni, bu Dönüşüm Zamanı kitabının 149. sayfası. Eski bir kitabım. 2009 yılında çıkmış. Yepyeni bir şeylerin hayat... Kapağı tekrar görebilir miyiz? Tabii. 2012'ye yönelik Dönüşüm Zamanı basım yılı 2009 Mart. Yepyeni bir şeylerin hayat bulması için hali hazırda var olan bir şeylerin sona ermesi gerekmekte ve şimdi içinde bulunduğumuz dönem bunu anlatıyor. Ve bu dönemde özellikle geriden gelip efendim şu anda iyi noktada olan devletlerin geriden gelip çok çalışarak onları geçen diğer devletlerle yer değiştireceği Plüton'un Oğlak Burcu'na geçişiyle birlikte 2008'den başladı aslında bu. Dünyadaki tüm değerler, ilişkiler, düzenler yeniden yapılanma sürecine giriyor. Kurulmuş kalıpların sorgulanacağı, yıkıma uğrayıp yerlerine yenilerin yapılanacağı bir döneme giriyoruz. Devletlerin yapısal düzenlerinde önemli değişim hatta dönüşümler oluşacağı bu süreçte dengelerin de değişime uğrayacağını düşünmek fantezi olmayacaktır sanırım. Teknoloji devrimine, küresel ekonominin rekabetine dayanabilen devletler güç kazanırken bunu başaramayan devletler
ulusal egemenliklerini yitirme riskiyle karşı karşıya kalacaklardır. Ve Plüton'un enerjisi güçlü zirveye doğru bir çıkışa neden olur. Fakat güç kötüye kullanıldığında düşüş de hayli yıkıcı olacaktır. Bu bugün dünya yönetiminde söz sahibi olan devletlerin yerini geriden gelip atak yapan, en öndeki rakibine geçen bir yarışçı gibi maraton koşabilen, kendini yenileyebilen, çalışan, üreten devletler almaya başlayacaktır. Yani aslında Çin'in yaptığı şey şu anda buydu. Belki bu başka devletler için de pek tabii ki söylenebilir. Ama dünya dengelerinin giderek daha değişeceği bir zaman dilimi aslında Amerika Birleşik Devletleri için finansal anlamda en büyük testler 2022 yılı. Yani aslında daha da büyük bir ekonomik anlamda dönüşüm süreci önümüzde var. Bu tam tersi bence Rusya'yı yukarıya çekecek olan bir döngü. Dolayısıyla hani eski Rus-Amerikan Soğuk Savaşı ve bir taraftan ticaret savaşları, özellikle Donald Trump başkan da olursa Çin'le olan zaten kızışan ticaret savaşlarının kızışması, belki Rusya'nın da burada gizliden devreye girmesi, Çin'le işbirlikleri. Çünkü Çin Rusya süreci haritasında da enteresan bağlantılar var. İşbirlikleri yapacaklarına yönelik. Evet, örtü kendini iyice bıraktı bu arada. Evet, o böyle kendi sıcakta var ya, bu böyle yani böyle bir şey oldu. Aylardır ilk defa böyle bir şey oldu. Korona döneminden beri, pandemi döneminden beri yapıyorum buradan yayın. Bugün böyle artık kaça kaça odanın köşesine kadar geldim. Daha da gideceğim bir yer kalmadı. Orada sen. Evet, ben de dönüşüyorum şu anda. Yavaş yavaş dekorum dönüşüyor. Arkadaki çıplak duvar ortaya çıkıyor. Takke düşüyor, kel gözüküyor şeklinde. Ne yapalım ki, bunları deneyimliyoruz. Evet, yani... Önemliciğim, şöyle de değerlendirebiliriz. Bizim konuştuğumuz konular o kadar hani enerjisi yüksek konular ki... O hararetten. Evet. Böyle arkadan böyle yapıştırma şeyler var. Yani böyle ciklet gibi hani böyle evet. Çift taraflı bantlar. Onlarla yapıştırdık. Sıcaktan onlar bile kendilerine bıraktılar. Konuşmanın rehaveti şeyinden de. Sıcaklığından da iyicene dağılmış durumdalar. Allah'tan benim artık rekorlar sabit, hiçbir şey yok. Evet, onlar sağlam duruyor. Gayet sağlam güzel duruyor. Demek ki senin yatırımın benimkinden iyiymiş. Bunu anladık, bakın daha da gidiyor. Evet, artık yapacak bir şey yok. Artık yapacak bir şey yok. Ne yapalım, durum bu. Gerçekten. Evet. Bu arada ben tabii konu konuyu açıyorum. Çin-Rusya ilişkisi ve oradaki astrolojik haritanın birbiriyle örtüşmesini bence... bir sonraki konuşmamızda programı değerlendirmek istiyorum. Çünkü Çin zaten baştan beri, COVID-19 sürecinin başından beri biraz şeydi, çok gizemli bir politika izledi. COVID-19 evet. Yarasadan çıktı, şu oldu, bu oldu, Wuhan'daki laboratuvar, bir sürü şey konuşuldu ama Çin'den çok az bir basın açıklaması, demeç, evet. Ülkeler genelinde bir açıklama geldi. Bunu da ben konuşmak istiyorum seninle bir sonraki programlarda. Ama tekrar dönelim. Senin şu bize bahsettiğin, daha doğrusu bana bahsettiğin, birazdan bahsedeceğin şifa dolunayı. Allah aşkına bu nedir? Evet. Çünkü insanlar biliyorsun. Şifa evet, şifa dolunayı olarak tanımladığım, benim yani ben öyle ifade etmek istedim gerçekten. Bu dolunay umarım... Arkada iyice kendini atmaya başladı. Evet, yani bu arada perde böyle, ben artık şöyle yapayım bari, en azından çok özür diliyorum bu ses için. Hiç sorun değil. Biraz daha şöyle en azından beyaz duvar tarafına geçeyim. Yeni bir sayfa açtım hayatımda. Hem beyaz bir sayfa açmış gibi oldum efendim. Ve şimdi bu sayfanın içerisinde sizlere harita paylaşarak evet. Şifa dolunayını göstermek istiyorum. Şimdi bu Balık burcunda, 10 derece Balık burcunda gerçekleşecek olan bu dolunay 2 Eylül Ankara'ya göre sabah 8:21 haritası çeşitli ülkelere göre çıkartılabilir. Biraz daha gezegenlerin bulundukları evler değişir ama hepimizi genel olarak etkiliyor. Uranüs ile uyumlu açıda. Dolayısıyla teknik, teknolojik, tıbbi alanda keşifler, yeni gelişmelere çok yatkın bir tarafı var. Bir. İkincisi, Balık ve Başak burçları ruhsal, manevi şifa, fiziksel şifa gibi konularla çok ilgili.
zaten genel anlamda bu burçlarda olan dolunaylara, yeni aylara şifayenin dolunayı denilebilir. Hmm. Özellikle balık burcunda olan dolunayı iyi niyet ve maneviyatın da güçlenmesi manasında, hani o bakımdan da bir şifalanma, manevi açıdan da şifalanma enerjisi verdiğini düşünüyorum. Ama tabii ki sadece manevi olarak kalmayacağını, bu dönemde de işte aşı olabilir, ilaçlar olabilir, tedavi yöntemleri olabilir, bu tür şeylerin devreye girmeye başlayacağını düşünüyorum. Evet. Aslında bunu Türkiye'miz için de düşünüyorum. Bizde de bazı gelişmeler olabilir 2 Eylül civarında. Öyle mi? Umarım da öyle olur. Ama en çok İngiltere için düşünüyorum. Çünkü bu şifa dolunayını Londra merkez alarak çıkarttığım haritada tam böyle güneşin doğuş noktasına geldiğini görüyorum. Dolayısıyla İngiltere için bunun daha da fazla önemli olduğunu düşünüyorum. Ve hani belki de artık hani biz de bir şeyleri anlatalım, açıklayalım. Gerçi İngilizler daha sağlamcıdır. Evet. Hani böyle çok iyicene test etmeden ortaya koymazlar. İngiltere Oğlak Burcu'nda, Güneş Oğlak Burcu'nda haritada. Dolayısıyla sağlamcı bir yapı çiziyor. Bence bu 2 Eylül civarında İngiltere'den de böyle şifa yönünde, gelişme yönünde, tedaviler yönünde şeyler bekleyebilir. Ama tabii kendi hayatımızla ilgili olarak bakarsak, evet, hepimizin de böyle bir maneviyat tarafında böyle bir hani içi rahatlar, insanın bir ışık alır, bir şeyler en azından önümüzdeki döneme yönelik daha iyi olacak diye bir şey hissederiz. Ha bu arada vaka sayıları düşer, çıkar, bunlardan bahsetmiyorum. Yani umarım vaka sayılarında düşme olur ama dünyada pek çok ülke var. Hangi birinden ne tahmin edeceksin, astrolojik olarak tahmin edilmesi bence mümkün değil. Ama manevi açıdan burada en azından bir aydınlık, çünkü Uranüs aydınlanmayla alakalı, evet, bir aydınlık görünecek gibi geliyor. Ve tam da böyle güneş doğarken, ay batmak üzereyken bir dolunay, umarım İngiltere için de, çünkü çok üzüntü çekildi, çok gerçekten orada zorluklar yaşandı, umarım şifalandırıcı olsun, güzel gelişmelere işaret etsin. Benim böyle bir bulgum var. Bir şey sormak istiyorum. Peki şifa dolunayına kişisel bazda bakarsak, bu biraz da bizim yani rahatlayacağımız, şöyle bir nefes alacağımız, yani dediğim gibi koronadan bağımsız olarak manevi olarak, evet, kendimizi daha huzurda, yani oh diyebileceğimiz bir geçiş noktası mı? Çünkü biliyoruz ki evren içinde, zaman içinde bazı geçiş zamanları, noktaları var ki gerçekten bu noktalar önemli. Bunu, evet, hem bilgilerde, hem dinlerde, hem kişisel bazda deneyimliyoruz. Yani o aralıklarda yaptığın dua, yapacağın bir hayır, yapacağın bir iyi niyet, söyleyeceğin, evet, bir insana vereceğin bir umut, bu çok önemli. Başka kapıları açabiliyor. Ben buna zaten çok inanıyorum. Böyle bir dönem mi oluyor bu şifa dolunayı? Bence öyle. Çünkü çok güzel tarif ettin aslında. Balık burcu, meditasyonlar, o ilahi olanla bağımızı kuvvetlendirecek bütün dualar, niyazlar, ibadetler, hepsini bence ifade ediyor. Yani herkes kendince nasıl kullanırsa. Ama bunu şimdiden tavsiye ederim. Ha tabii şunu söyleyeyim. Dua etmek için her zaman güzeldir. İbadet etmek için her zaman güzeldir. Meditasyon için her zaman güzeldir. Yani illa şu etki, bu etki diye bakmayız belki ama astrolojik tarafından baktığımız zaman, evet, bazı uygulamalar için bazı zamanlar o atmosferi bize daha rahat sağlıyor. Mesela meditasyon için bu şifa dolunayı civarında medite olmak açısından daha kolay bir atmosfer sunuyor. Daha rahat bir akış. Yani kimi zaman onu yapamazsın. Yani ben çok böyle meditasyonlar yapan bir adam değilim. Bu işin erbabı da değil bu arada ama tahmin ediyorum. Yani en azından eşim bu konularla ilgilendiği için. Hani bazen böyle medite olmak daha zordur. Bir şeye kendini kaptırmak öyle, daha zordur. Öyle. Hayal kurmak daha zordur. O manevi bağ içerisine girmek daha zordur ya. İşte bu zamanda o şifa dolunayı civarında bence bu daha rahat olacak. Daha kolay olacak. O yüzden biz iyi niyetlerle başkaları için, evrenin hayrına, bütünün hayrına niyetlerde bulunursak
umarım güzel geri dönüşleri olacak. Tabii bunun bir garantisi yok. Yani şöyle bir şey demiyorum asla. İşte bu şifa dolunayında dua edin gerçekleşsin. Asla hiçbir Allah'ın kulu böyle bir yetkiye sahip değil zaten. Bilemeyiz. Haddimizi aşarız. Ama en azından burada böyle güzel bir fırsat olabilir. Allah bilir. Tabii. Değerlendirmek iyi olur. Zaten biz seninle yani program öncesinde yaptığımız o işte kısa açıklamada şunu söylemiştik. Biz burada bilgi veriyoruz. Bir astrolog ve haberci olarak. Bilgi her zaman değerlidir. Çünkü bilgi deneyimdir, bilgi tecrübedir, bilgi yaşanmışlıktır. Bilgi evrendeki gizli bir takım formatlardır. O yüzden biz bilgiyi veriyoruz ama bilgi alanın hayatına bu bilgiyi nasıl uygulayacağı, bilgiden ne elde edeceği, nasıl onu oturtacağı yine kişiye bağlı. Ben önemli şunu da söylemek istiyorum. Tabii ki meditatif olmak, dua etmek, yaratıcı, yüce yaratanla iletişim içinde olmak aslında sadece bir zaman dilimi değil. Kişinin bütün hayatı içinde bir yaşam tarzı olduğu zaman ama ben burada hiçbir şeyi açıkçası altını çizmiyorum. Çünkü her birimizin hayata bakışı, her birimizin algılayışı çok farklı. Ama ben mesela sen de çok iyi biliyorsun ki COVID-19 sürecinin başından bu yana bir haberci olarak ben de hatta seninle de konuştuk. Başka şeyler yapacağım halde hep pozitif mesajlar veren röportajlar yapmayı tercih ettim. Buradan bizi izleyenler ne alması gerekiyorsa onu alacaklar. Biz şu veya bu demiyoruz. Fakat biz kendi bilgilerimiz dahilinde, kendi ulaştığımız network dahilinde bu budur. Siz buradan neyi almak istiyorsanız lütfen alın. Bu 2 Eylül ve ondan sonraki dönemde zannedersem yine onlardan bir tanesi olacak. Tabii ki biz her zaman kalbimizden ne geçiyorsa, nasıl geçiyorsa en iyi şekilde onu yapacağız. Ama şöyle bir kısa bilgi vereyim. Bir insan gündelik yaşamında 70 binden fazla düşünce düşünüyor. Ve maalesef bu 70 bin düşüncenin çoğu da negatif. O yüzden ben hep şunu diyorum. Biliyorsun ben bu konularla çok ilgiliyim. Bir de son dönemlerde uluslararası Teta şifası eğitmeni oldum. Her ne kadar yani gündelik yaşamında bu 70 bin düşüncenin ne kadar büyük bir kısmını pozitife çevirirsen hayatında o kadar çok pozitif olayı ve aslında frekansı çekme ihtimalin aslında bu matematikte. O yüzden aslında bence bütün bilgiler aynı yere çıkıyor. Evrenin içindeki o büyük intelligence, büyük sistem yaratıcı. O yüzden yine ilginç konular konuştuk. Senin dekorun tamam şu anda. Evet şu anda. Evet beyaza evet, döktüm. Arkamda. Kırmızı nokta yukarıda. evet. Kırmızı noktayla bu şeyi yayını böyle tamamlamak nasipmiş. Nasipte ne varsa oluyor. Evet. Şimdi güzel. Evet Putin'i konuştuk, aşıları konuştuk, Bill Gates'i konuştuk. Gelecek programa da yine ilginç şeyler konuşuyor olacağız. İnşallah. Ben sana Londra'dan sevgiler, güzellikler diliyorum. Yazın teşekkür ederim. Çıkar. Ben bu yaz pek bir şey anlayamadım dediğim gibi. Ama sen yani keyfini çıkar her ne kadar sıcak da olsa orada. Evet inşallah ben de sana İstanbul'dan en güzel enerjileri ve sevgi gönderiyorum. Londra'ya bütün oradaki dostlara, tanıdık tanımadık herkese de inşallah bu şifa dolunayıyla beraber daha esenlik, güzellik, sağlık gelsin. Evet, son şunu söylemek istiyorum. 2 Eylül, tabii. Ben tarihi not ettim, merakla bekliyor olacağım. Yani zaten bu önümüzdeki hafta belki Oxford'a gideceğim, Oxford Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımla görüşmek için belki orada bir röportaj da yapacağız. O yüzden belki bakarsın Putin'in açıklamasından sonra İngilizlerden de böyle bu konularla ilgili bir açıklama gelir. Zaten konuşuyor olacağız seninle. İnşallah, inşallah. Umarım dünya için, bütün için hayırlı olsun. Hepimize, bütün Türkiye'deki hepimize, bütün dostlara da yine sağlık, şifa diliyorum. Evet, teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok mersi.